Zümrüdü Anka dizisinin Zümrüt'ü Ceren Yılmaz annesiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Avrupa'dan geldiniz herhalde. Evet. Repo gününüz mü özel? Repo günüm ama işte küçük ufak tefek şeyleri orada halledemediğimiz için mesela dişçiye geldim şimdi geri döneceğim falan. Onu görüşürüz. Sağ olun. Herhalde alışveriş falan geldiniz. Evet. Bulamıyoruz ki Kapadokya'da istediğimiz hiçbir şey bulamıyoruz maalesef. Güzel oyuncu zaman zaman pazardan da alışveriş yaptığını söyledi. Pazardan alışveriş yapmam ya da yaparım. Yok hiç fark etmez. Hiç her yerden yapabilirim. Ya da işte hani pahalıysa iyidir mantığı falan yok. Ama sadece hani kalitesi pamuklu kumaş olsun yeter. Ona dikkat ediyorum. Ceren Yılmaz, Zümrüdü Anka dizisinin geçen sezon kadar yüksek reytinglere ulaşamadığını belirtti. Dizi şu an geçen sezon kadar iyi reyting almıyor açıkçası. Hani ne yalan söyleyeyim. Ama ortalarda şu anda. Ama bütün savaş diziler. Evet bütün diziler öyle şu anda. Sadece bize özgü bir şey değil. Diziler de pandemiden mi etkilendi diyelim? Bilmiyorum, seyirci kitlesi de değişti, izleyen oranı da düştü. Aslında herkes evdeyken tam tersi olması gerekiyor diye düşünüyorduk. Demek ki insanlar evde kalmıyor. Buradan bunu anlıyoruz. Yılmaz, formunu nasıl koruduğunu da anlattı. Salata ve yanında işte 200 gram protein tüketmeye çalışıyorum ama salatası mutlaka var yani. Onun dışında yani sağlıklı şeker tüketiyorum. Atıyorum hurma yiyorum, pekmez yiyorum, bal yiyorum, şeker. Sizinle çalışıyordunuz herhalde. Yok ama artık profesyonel oldum galiba bu konuda. Ünlü oyuncu savaşçı bir kadını canlandırmayı çok istediğini ifade etti. Hayalini kurduğum birisi. Tabii ki Brad Pitt de öyle bir şey yok yani. Tabii ki o ama yok. Karakter olarak yok. Yani bir karakter var mı? Çok oynamak. Onu hep söylüyorum ben. Savaşçı bir kadını oynamak isterdim yani. Onu söylüyorum. Dönem dizilerinde mi yoksa daha değişik? Hiç var. Mesela küçükken ben Zeyna vardı. Zeyna'yı çok severdim. Belki de o yüzden istiyorum. Bilmiyorum. Annesi Ceren Yılmaz'ın oyunculuğunu övdü. Evet. Yanımızdan böyle hiç... Çocuk öyledir herhalde anneler. Çocukların yanından yanımızdan hiç ayrılmazlar herhalde. Öyle evet yani. Öyle. Merhabalar efendim. Siz de nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Size de objektif şeyini size soralım. Kızınızın oyunculuğu nasıl oluyor? Anne olarak değil, izleyici olarak. Ama yanlış soru şimdi, anneme sorulmaz. Anne olarak beğeniyorum tabii. Peki dizinin yayınlanacağı gün özel olarak hazırlık yapıyor musunuz ekran önünde geçmeden önce? İzliyoruz, evet. Evet. O gün bizim mısır patlatıp dizi izleme akşamımız. Ceren Hanım'ı ekranına görünce hala heyecanlanıyor musunuz? Yani bir heyecan oluyor mu tamamen ekranında? Tabii o ayrı bir heyecan. O anneannem, ayrı. Annem o kadar değil ya, anneannem heyecanlanıyor. O gerçek sanıyor çünkü. O gerçek sanıyor. Sizin böyle kötü sahneler oldu mu? Kızımı zindana atmışlar falan diyor mesela. Evet. Anneanne o gerçek değil. Annem çok etkileniyor. Evet. Hemen arıyor musunuz kızınızı? Yok. Sahneler doğrusu. Yok. Bir de eleştirmiyor annem, o sıkıntım var yani. Bak, diyorum ki anne bak burada şöyle olmuş, işte atıyorum soğuk bir sahne, dilim sürçmüş olmamış diyorum. Yo bence çok güzel. Her şey çok güzel diyor, eleştirtemiyorum kendimi ona. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.